Şimdi değerli katılımcılar, Saha İstanbul olarak bizim bir test ve sertifikasyon komitemiz var. Bu komiteye ihtiyaç duyma gerekçemiz tamamen savunma sanayindeki işte MİL-STD'ler ve sivil havacılıktaki kalifikasyon ve sertifikasyon, yani AS9100, EASA ve FAA standartları gibi veya sertifikaları gibi belgelere ihtiyaç duyuyor olunması. Artık günümüzde her şeyin bu standartlar üzerinden, yani ölçülebilir, belgelendirilebilir ürün grupları üzerinden yürüdüğü bir dünyadayız. Bu bir taraftan ürün kalitesi ve sürdürülebilirlik anlamında veya işte ömür devir yönetimi içerisindeki bütün süreçleri ikmal edebilir durumda bir takım imkanlar sağlarken, diğer taraftan da bu yetenek üretim altyapısına sahip firmaların veya işte bu konuda ciddi ihracat potansiyeli olan, liderlik yapan devletlerin bir hegemonya alanı olmaya başladı. Yani bunu dilimizin erdiği her yerde bunun bir modern kapitülasyon olarak kullanılmaya çalışıldığını anlatmaya gayret ediyoruz. Bu çok önemli bir kavram haline geldi. Bugün mesela Katar'la ne kadar yakın ilişkiler içinde olduğumuzu biliyorsunuz. Fakat Katar 267 milyar dolarlık bu Dünya Kupası'na dönük olarak inşaat yapma sözüyle o Dünya Kupası'nı almış bir ülke. Orada neredeyse yeniden bir şey kuruluyor. Yani böyle bir habitat kuruluyor. Ona rağmen oraya ürün satmakta çok zorlanıyoruz. Niye? Çünkü bütün proje ihalelerini İngilizler almış, bütün standartlarını, kendi ENEC standartları vesaire gibi bir takım standartlara bağlamışlar. Hal böyle olunca bu sefer o belgeye sahip olmayan ürünlerin o projelerde kullanma imkanı kalmıyor. Kullanılmakta ısrar edilirse bu sefer de projenin garantisi ortadan kalkıyor. Yani oradaki işte o safety koşullarının onun üzerine kurgulanan garantilerin falan ortadan kalkması gibi şeyler söz konusu oluyor. Bu sadece o tip yerlerde değil, aynı şekilde Boeing kendisi için bir takım işte kriterler belirliyor. Airbus kendisi için bir takım kriterler belirliyor ve bu kriterlere, yani gerek EASA gerek FAA şeylerine mecbur bırakılıyor şeyler. Onun için buralarda onlarla aynı şeyde dünyada ticari ilişkiler kurabilmek adına biz de onlara uygun şekilde akredite olmuş laboratuvarlarda bu testlerimizi yapmak, bu belgelerimizi almak mecburiyetine kalıyoruz. İşin akreditasyon tarafında böyle bir şey var. Böyle bir taraftan mecburiyet, öbür taraftan da standartlaşma gayretleri var. Diğer taraftan Türkiye artık kendi özgün üretimlerini yapan ve bu konuda iddialı duruma gelme potansiyelini sürdüren bir ülke. Hal böyle olunca yeni oluşturacağınız her türlü sistemlere dair testlerinizi yapmak, oralarda bir takım şeyler, o ürüne dair speklere hakim olmak ve bunu belgelendirme ihtiyacı her geçen gün artıyor. Her yeni eklenen milli ürünle bu ihtiyaç artıyor. Bu işin bir tarafı. İşin diğer tarafında da bu maksatla tedarik edilen cihazlar, firmaların bu anlamda kazandıkları yetenekler, üniversitelerin bu anlamda kazanmış oldukları yetenekler, araştırma kurumlarının bu anlamda kazanmış oldukları yetenekler ve bunlardaki dağınıklık söz konusu. Yani bizim 17 tane üniversite var bünyemizde ve bunların bünyelerinde, bu üniversitelerin içerisinde dünya kadar test cihazları var. Hocalarımız proje yaptıkça o proje kapsamında işte TÜBİTAK'tan ya da işte uluslararası fonlardan fonlanarak
dünya kadar test ekipmanları tedarik etmişler ve fakat bunlar o hocaların kontrolünde, üniversitelerde, işte birer odalarda sadece kendi öğrencilerinin kullanabildiği, başka da kimsenin çok farkında olmadığı, bilmediği, bu anlamda da bir gayret sarf edilmediği bir ortamda bir taraftan bakıyorsunuz test cihazları çöplüğüyüz, öbür taraftan bakıyorsunuz aradığımız bir şeyi de bulamıyoruz. Yani bunların bir envanteri yok ve bu envanterin servis edildiği bir platform yok. Biz vaktiyle bütün OEM düzeyindeki firmaları ve üniversitelerimizi bir araya getirerek özellikle havacılıktaki bu mecburiyeti, yani EASA'ya duyulan mecburiyeti lokalde çözebilmek ve akredite laboratuvarlardan bir test merkezi oluşturmaya dair bir çalışma başlattık. Buraya Ulaştırma Bakanlığı'nı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nı, Savunma Sanayi Başkanlığı'nı, işte TÜBİTAK'ı ve burada OEM mertebesindeki işte Türk Hava Yolları Teknik gibi, ondan sonra Aselsan gibi, Roketsan gibi firmaların yeteneklerini de dahil ederek bir çalışma yürüttük. Hatta ona TÜBİTAK MAM'da Hava Hocam'ın yürüttüğü o bir projeyle entegre ederek bu çalışmaları yürüttük. Günün sonunda 700 sayfalık bir rapor çıktı. Fakat orada bir işin fizibilitesine geldiğimiz zaman böyle bir fizibiliteyi göremedik. Eğer görüyor olsaydık da böyle bir merkezi inşa ediyor olsaydık, o zaman onun yönetimini de TRTS'te bırakıyor olacak. Fakat işte bütün bu gerek kamunun elindeki, gerek üniversitelerin elindeki, gerek özel firmaların dışarıya slot açabileceği test altyapılarının değerlendirilmesi anlamında bir üst akla, yani bir merkezi orkestra şefine ihtiyaç duyulduğu için TRTS diye bir firmamız kuruldu. Bu firmamız, kendileri de tanıtacaktır, bir kamu firması. Ve tamamen bu anlamdaki yetenekleri konsolide etmek, bunları servis etmek, ihtiyaçlarla işte yetenekleri buluşturmak ve imkanları ölçüsünde de kendi altyapılarıyla da bu network'ü, bu ekosistemi desteklemek üzerine oluşturulmuş bir firmamız. Ve bu firmamız kurulduğu andan itibaren çok ciddi bir şekilde yaptı. Gayret sarf ettiler, hızlı bir şekilde kadrolaştılar ve bir portal oluşturdular. Bu portal çok kıymetli bir portal ve sürekli bunun her platformda tanıtılması ihtiyacı var. Bu ülkenin ihtiyacı. Onun için biz de bu gayretler kapsamında şimdi firmamıza bunun tanıtılması konusunda bir ricada bulunduk. Onlar da şu anda o işi yapacaklar. Ve bu girişten sonra ben topu TRTS'te bırakayım. Çok teşekkür ediyoruz İlhan Bey. Ben arkadaşlarım buradan misafede oturuyorlar. Biraz maskemi açıyorum. Çünkü artık bununla konuşmak da zor olmaya başladı. Ben çok kısa öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Ayşegül Özdemir. TRTS'te 2018 Aralık ayından beri çalışıyorum. Neredeyse TRTS faaliyetlerine başladığından beri firmada iş geliştirme sorumlusu olarak görev yapıyorum. Çok kısa ekosistemin tanıtımından zaman çalmamak adına, herkesin de zamanını etkin kullanabilmek adına çok kısa TRTS'ten bir bahsedeceğim. Ondan sonra da sözü Alper arkadaşımıza bırakacağım. Çünkü ekosistemin ve kalifiye ürün projesinin yöneticisi kendisi. O devam edecek. Ben şimdi müsaadenizle başlıyorum. Şuradan devam edelim mi? Bir ekran paylaşacağız. Tamam. Paylaşım yetkiniz var, paylaşabilirsiniz. Evet, tamam. Tamam. Şimdi paylaşıyoruz. Sanıyorum oldu. Tutabilirsin sen. Şurayı yukarıya alalım mı? Evet, sunumu yansıdı. Görülen üç başlık altında hızlıca gerçekleştirmeye çalışacağım.
TR Test malumunuz olduğu üzere Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, TÜBİTAK, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve STM'nin ortaklığında, hissedarlığında kurulmuş bir kamu özel işbirliği statüsünde faaliyet gösteren bir anonim şirket. Yansıda gördüğünüz gibi hissedarlarımızın yüzde oranları ve yönetim kurulunda temsil sayıları gözükmektedir. TR Test kurulduğunda TR Test'e atfedilen en önemli görevlerden bir tanesi de İlhan Bey'in de bahsettiği gibi bir yerli test altyapı envanterini ortaya çıkarmak idi. Biz tabii yaklaşık 3 senedir bu envanteri ortaya çıkarmak ile ilgili çalışıyoruz ama bunu yaparken de başta savunma sanayi olmak üzere yerli sanayinin test ihtiyaçlarını yurt içinden karşılayan İleri teknoloji katma değerli bir test otoritesi olma yönünde ilerleyen, fakat bu test cihazlarının da artık yerli üretim test cihazları olması gerektiği vizyonuyla yola çıkmış bir şirketiz. Mevcut hiçbir altyapıya da alternatif olmadık. Onun için de hali hazırda kendimize ait bir laboratuvarımız da yok. Bunları bir orkestra şefi gibi yönetmekle ilgili çalışmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en güvenilir ürünlerle hizmet vermesini sağlamak ve Türkiye'de günün sonunda da Türkiye'de yapılamayan testlerin de Türkiye'de yapılabilirliğini sağlayan kamu adına bağımsız ve güvenilir bir test otoritesi olmak misyonuyla da hareket etmeye çalışıyoruz. Hali hazırda 22 tam zamanlı personelle bu işleri yapmaya çalışıyoruz ama network'ümüz geniş. Gelen projelere göre de hızlı şekil alıp danışmanlar bulmak suretiyle, üniversitelerimizden faydalanmak suretiyle de gelen projelere göre de hızlı şekil alabilme imkan ve kabiliyetine de sahibiz. Genelde mühendis ağırlıklı bir şirket olarak da çalışmaya özen gösteriyoruz. Dedik ya, kuruluşumuzun önemli amaçlarından bir tanesi bir yerli test altyapı envanteri oluşturmaktı. Bu envanteri nasıl toparladık, nasıl topladık yolun başında? Savunma Sanayi Başkanlığı'nın envanterini kullandık. TÜRKAK verilerini kullandık. Kendimiz bizzat firma görüşmeleri, kamu ziyaretleri ve sektör yazışmaları yaptık. En sonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerini de alarak 42 binden fazla test kalemine, 16 binden fazla test standardına ve 1800'den fazla test altyapısının mevcut olduğu bir envanter çıkardık. Ve bu envanteri de bir portale aktardık ki arkadaşlarımız bu ekosistem dediğimiz portali size daha sonra detaylı bir şekilde anlatacaklar zaten. Bu ekosistemde kimleri buluşturduk? Bu ekosistemde test laboratuvarlarını, test ihtiyaç sahiplerini, test cihaz üreticilerini ve testle ilgili tüm paydaşları ekosistemde birleştirmeye çalıştık. Ekosistemimizde neler var? Laboratuvarlar var, kabiliyet arama imkanı ve kabiliyeti var. Teklif alıp verme, onaylama süreçleri var. Beraber test ihtiyaç sahipleriyle laboratuvarların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, alt çalışma grupları görebilecekleri platformlarımız var. Eğitim, makale, duyuru, haber içeriklerini yayınladığımız yerler var. Ve bir test uzman havuzu da bu ekosistem içerisinde ilerleyen zamanlarda oluşturmaya çalışacağız. Yani bu ekosistem aslında testle ilgili konuşulabilen, iletişilebilen bir platform olma yönünde ilerliyor. Envanteri topladık, portalimize, ekosistemimize aktardık. Sonra dedik ki orkestra şefliğini yaparken aynı zamanda sektörün de ihtiyacı olan testleri de biz yaptıralım, koordinasyonunu sağlayalım. Bunun için de 35 tane çözüm ortağımız var. Çözüm ortaklıkları imzaladık. Güvenilir, akredite ve doğru çalıştığına inandığımız laboratuvarlarımızda. Ve bu anlamda da test hizmeti de vermeye başladık. İşte balistik, çevresel, EMA, EMC, KBRN, siber güvenlik yazılım testleri, kara araçları testleri, imkan testlerini yapabilme imkan ve kabiliyetine sahibiz. Gene sunumun ilerleyen zamanlarında daha detaylı anlatacağımız ürün belgelendirme konusunda da faaliyet göstermeye başladık. Bütün bunları yaparken de nedir bu MIL-STD 810, nedir bu RTCA 160G ya da EMA EMC testleri sorularını cevap verebilmek adına eğitim faaliyetlerimize de başladık. 2020'nin Aralık ayından beri de iki ayda bir, ayda bir açtığımız
eğitimlerimiz var. Bunlara da güzel katılım alıyoruz. Geri dönüşlerimiz de gayet olumlu. Eğitim ücretlerimiz de makul. Bunu da sizinle böylece paylaşmış olalım. Ocak-Aralık 2020 döneminde toplam 286 tane teklif vermişiz, test danışmanlığı yapmışız. Bunun 107 tanesini gerçekleştirebilmişiz. Yine Ocak-Nisan 2021 döneminde de 108'e karşılık 31 test gerçekleştirebilmişiz. Aslında bu bizim için güzel bir oran, güzel bir koordinasyon sağladığımızı, mevcut test laboratuvarlarımızı ihtiyaç sahipleriyle de buluşturabildiğimizi gösteriyor. Demin de dediğim gibi ürün belgelendirme alanında da hani sivil sektörde TSE bunu çok güzel yapıyor. Hemen hemen her türlü gıda sektöründen kozmetik sektörüne kadar ürünleri belgelendiriyor. CE standardı veriyor. Bunların şeyleri belli, kriterleri belli. Fakat bunun savunma sanayi tarafında eksik olduğunu tespit ettik. Böyle bir belgelendirme kuruluşu yok. Yerleştirilen ürünlerde de hani testler yapılıyor ama neye göre, hangi kritere göre yapılıyor? Bunun öncelikle siber güvenlik alanında bir eksiklik olduğunu tespit ettik. Ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Koordinasyonu'nda SSB'nin desteğiyle de bizim sekreteryamızda 2019 yılından bugüne kadar toplam 130'a yakın çalıştay, toplantı ve çalıştay gerçekleştirerek 11 ürün grubunda kriterler belirlendi. Bunlar sektörün önde gelen oyuncularıyla gerçekleştirilen çalıştaylar ve toplantılardı. Kriterleri tamamlanan 11 tane ürünümüz yansıdı ve bu ürünlere göre de artık firmalarımızı belgelendirmeye başladık. Geliyorlar firmalarımız. Gene çözüm ortaklarımızla birlikte kendilerini değerlendiriyoruz, kriterlerine göre bakıyoruz. Eğer o kriterlerden geçebiliyorlarsa, yetkin ve etkinlerse TR test ürün uygunluk sertifikası veriyoruz. Bugüne kadar da 18 adet ürünün belgelendirmesini tamamladık. Belge verdiğimiz firmalar ve ürünler de yansıdı olduğu gibi. Siber güvenlik alanında başlattığımız bu çalışmayı da gene savunma sanayi alanına da kaydırmakla ilgili çalışıyoruz. O konuda da hızla yol aldığımızı söyleyebiliriz. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yeten ürün kütüphanesinde yer alan ürünlerin incelenerek kalifiye ürün belgesi almalarının sağlanması yönünde Savunma Sanayi Başkanlığı ile bir işbirliği içerisindeyiz. İnşallah bunun lansmanını, bu işbirliğin imza törenini İDEF 2021'de Covid vakaları azalır. İDEF 2021'i yapabiliriz temennisiyle. Orada yapmayı planlıyoruz. Gene basından takip edebildiyseniz eğer Aselsan tarafından yerleştirilecek ürünlerin TR test onaylı olarak belgelendirilmesi kapsamında bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu konuda da Aselsan'ın ürün yerleştiren firmalarımızla da test faaliyetlerimize başladığımızı ifade edebilirim burada. Türkiye Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu ile görüştük. Onların bir ürettikleri makinelerin bir Türkum markası belgesi almasına yönelik belgelendirme faaliyetleriyle ilgili de çalışıyoruz. Yine az önce bahsettiğim gibi siber güvenlik ürünlerinin belgelendirilmesiyle ilgili de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Tabii hani TR test kurulduğundan bu yana da resmi dokümanlarda da bize atfedilen görevlerimiz var. İşte Cumhurbaşkanlığı yıllık programında bir balistik test merkezinin kurulması, Kortel'in ortaya çıkarılması, yine Savunma Sanayi Başkanlığı'nın stratejik planında yer alan Portal'e atıf edilmesi, yine 11. Kalkınma Strateji Bütçe Başkanlığı'nın 11. Kalkınma Planı'nda balistik test merkezi ve Portal'le ilgili görevlendirmelerimiz geçiyor. Biz buradan aldığımız görevlerle ve güçle de emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz. Yine RAYTE'in de, Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi'nin de test anlamında bir test ve sertifikasyon komitesinde de üyeyiz. Yeni bir gelişmemiz de var. COSGAP, ARGE, ÜRGE ve İnovasyon Destek Programı uygulama esasları kapsamında test analiz ve belgelendirme giderleri desteğinde TR testi de bir laboratuvar gibi kabul ediyor.
Ve TRT test ve değerlendirme analiz şirketinden alınacak test, analiz, kontrol, muayene ve kalibrasyon hizmetlerinde de 100.000 TL'ye kadar olan giderin %75'i TRT'den alınırsa bu hizmetler COSGAP tarafından karşılanıyor. Aynı şekilde incelenirse COSGAP'in yansıtası olan maddeleri, işletme geliştirme programı uygulama esasları kapsamında da TRT COSGAP'in desteklerinden faydalandırılıyor. Bu kapsama alındık. Gene bizim sadece bir envanter toplama ve portal oluşturmakla ilgili değil, sektörde ihtiyacı olan ama laboratuvarlarımızın dokunamadığı, dokunmasının çok da belki de onlar için efektif olmadığı alanları da el atmaya çalıştık. Ve gördük ki bir İHA, Kalecik'te bir İHA ve Koyunbaba'da su üstü ve su altı test sahası kurulumu ve işletimiyle ilgili çalışmalarımız var ki bunu geçen saha toplantısında da detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bu konuda da bayağı yol aldık. İşte 3.7 kilometre eninde, 47.5 kilometre uzunluğunda, 7.000 fit irtifada kendi bize tahsisli sürekli bir hava sahası var. Ki başlangıçta hani bu kadar çok talep alacağımızı da düşünmemiştik ama bu saha neredeyse her gün faaliyet gösterir durumda. Gene aynı bağlamda, aynı alanda Kalecik Koyunbaba Baraj Gölü'nde de su altı ve su üstü testlerin yapılabileceği bir göl var ve bu gölde de tesis kurabilmek için İHA test sahasında olduğu gibi Tarım Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldık. Oradaki çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Malumunuz Aksaray'da bir atış ve test sahamız mevcut ama bunun da bir buna da bir el atılması gerekiyor. O sahanın da bir test merkezi olacak şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var. Çeşitli fasilitelerin oraya getirilmesine ihtiyaç var. Bununla ilgili de tekliflerimizi verdik. Birinci faz, ikinci faz ve üçüncü faz olarak projelendirdik. Bunun çalışmaları da BİLKOL'dan devam ediyor. Resmi dokümanlarda bize yapılan atıflar vardı. Bir balistik test merkezi kurulması ile ilgili ki bunu hani Türkiye Silah Test Merkezi olarak adlandırıyoruz. Bununla ilgili de Mevlana Kalkınma Ajansı ile yürüttüğümüz bir güdümlü proje kapsamında 7,5 milyon TL desteğe uygun görüldü. Bununla ilgili her türlü çalışmamızı tamamladık. Fizibilitemizi yaptık. Desteklere de uygun görüldü. Bununla ilgili bakanlık tarafından bir mevzuat düzenlenmesine ihtiyaç var. Bununla ilgili de onay sürecini bekliyoruz. Gene ileri uçuşta helikopteri tel çarpmalarına karşı koruyan kablo kesici sistemlerin testleri TRT tarafından gerçekleştiriliyor. TAİ tarafından gerçekleştirilen Atak ve Gökbey helikopterlerinin kablo kesici sistemlerinin testleri için de üretici firmalarla ilgili departmanlarımız görüşmelere başladı. Bu görüşmeler de devam ediyor bu testlerin gerçekleştirilmesi adına. Yine İTÜ Deney Laboratuvarı bünyesinde bulunan kavitasyon tünelinin işletme ve idamesinin İTÜ ve TRT işbirliği ile temini maksadıyla bir işbirliği protokolü imzalamasına yönelik çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalarımız da devam ediyor. Böyle bir işbirliğine de gidersek burası da tarafımızdan işletme ve idamesi yapılacak bir merkez olacak. Hürjet harici yakıt sistemi yerleştirme projesinde de varız. Test faaliyetleri projesinde de harici yakıt sistemi için yapılması öngörülen 107 adet test için test mühendisliği yapıldı. TRT tarafından test prosedürleri belirlendi. Ve ilgili testlerin TRT koordinasyonunda gerçekleştirilmesiyle ilgili de bir anlaşmaya varıldı. Burada müsaade ederseniz sözü kalifiye ürün listesi projesi ve ekosisteminin anlatılmasıyla ilgili sözü Alper Bey'e bırakmak istiyorum. Gösterdiğiniz sabır için de ayrıca teşekkür ediyorum. Buyurun Alper. Merhabalar, ben
Şuradan alıyorum müsaadenizle. Çok kısa kalifiye ürün listesi projesinden bahsedeyim. Yeni aslında taze faaliyete geçmiş bir proje. Henüz ilk aşamalarındayız, ilk projenin ön adımlarındayız. Bu proje kapsamında askeri ürünlerin belgelendirilmesi için teknik şartlarla ve test prosedürlerinin oluşturulması amaçlanıyor esasen. Ama aşamıyorum daha önce bahsetmişti. YETAM projesi kapsamında kaydı yapılan ürünler özelinde başladı bu proje. Öncelikle YETAM tarafını bir ele alalım istiyoruz. YETAM'daki ürünlerin teknik şartnamesi ve test prosedürü olabilir zaten. Eğer test prosedürü ve teknik şartname varsa bu dokümanların incelenmesi, bir revizeye ihtiyacı varsa, bir hani elden geçmesi gerekiyorsa tabiri caizse bu revizelerin yapılarak SSB onayının da alınmasıyla bu teknik şartnameler ya oluşturulacak ya da revize edilecek ve nihai hale gelecek. Aslında siber güvenlik tarafında yürüyen sürecin çok benzeri bu askeri ürünler tarafında, YETAM projesi kapsamındaki ürünler tarafında, savunma sanayi ürünleri tarafında ele alınmış olacak. Şu anki durum aslında ilk etapta hangi ürünlerin öncelikle çalışılacağı SSB tarafından ana yüklenici rolündeki firmalara bir yazıyla iletildi. Bu öncelikli ürün listesi o firmalardan, ana yüklenici firmalardan bekleniyor. Nihayetinde bu YETAM kapsamındaki ürünlerin hangileri öncelikli çalışılacak bir önceliklendirme yapılarak ürün listesi netleştirilecek ve projenin çalışma aşamaları başlayacak. Bu teknik şartnameler, test prosedürleri ortaya çıktıktan sonra da yine siber güvenlik tarafında olduğu gibi firmalar ilgili kriterler özelinde ürünlerini şekilde düzenleyerek, ilgili ürünlerini geliştirerek biz hazırız deyip gelecekler ve belgelendirme süreçleri başlayacak. Ve ufak bir şeyimiz de var, işte bir workflow'umuz da var görsel anlatımında olması adına. Eğitim faaliyetlerimiz var. Aşkım belki bahsetmek isterseniz, ben bahsedeyim isterseniz. Buyurun, nasıl siz isterseniz. Devam edin. Zaten bahsetmiştik yansıtık. Evet, daha önce bahsedildiği üzere hani bu ekosistemi kurduk, envanteri aldık, test konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Devamında özellikle MİL-STD 810G, MİL-STD 461, D160 gibi aslında test pastasının büyük bir alanına hükmeden testlerin eğitimleri de TRTS tarafından verilmektedir. Aslında bugünkü webinarın özelliğinde hani bir ekosistem tanıtımı gibi bir konumuz vardı. Tam da o noktaya geldik şu anda. Biz kısa bir video hazırladık. Yani ekosistemin genel adımlarını anlatan, ben o video üzerinden anlatım yapacağım. Sonra dilerseniz canlı olarak bir laboratuvar kaydı, işte bir laboratuvar kendini nasıl kaydediyor, üye oluş aşamasından itibaren kabiliyet girme aşamalarına, işte ekosistemin ince içinde işleyişlerine tek tek değineceğiz. Şöyle videomuzu başlatalım. Daha önce bir ekran paylaşımını durduruyorum. Hemen tekrar paylaşalım. Paylaşalım, daha iyi olacak. Yani şu an görüntüde ana sayfamız var. Az sonra zaten canlı olarak da göreceğiz. Ana sayfamızda bir slider'ımız var. Bizim TRTS olarak girdiğimiz haberleri, güncel duyuruları bu slider'da aktarıyoruz. Onun haricinde hemen sağ sol tarafa bakarsak işte o dönem içerisinde bizim belli şeylerimiz var. Bu test faaliyetlerinin istatistiğini tuttuğumuz dönemler var. O dönem içerisinde en yüksek rağbet gören testler neyse bu sağ taraftaki ve sol taraftaki toplam 4 tane tutacağı o testlerle ilgili bilgileri, içerikleri ve firmaların laboratuvarlara ulaşabileceği bir arayüzü sunuyoruz. Bunun haricinde slider'ın altında hemen gördüğümüz işte ürün belgelendirme talebi formumuz var. Az önce bahsettiğim kül özelinde de olabilir. Diğer ürün belgelendirme talepleri doğrultusunda olabilir. Bu form doldurulabiliyor. Ayşegül Hanım'ın bahsettiği gibi kaleşte bir IA test sahamız var. TRTS tahsisli. IA test sahası talebi kutucuğuyla bu ilgili formu doldurarak test sahasında faaliyet göstermek üzere talebinizi iletebiliyorsunuz.
Ortada iki tane kutucuğumuz var. Test ara ve laboratuvar ara şeklinde. Test ara kısmından spesifik bir test arıyorsanız, biraz sonra dediğim gibi yine demosunu yapacağız canlı yayında. İlgili testi arayıp bu test TRTS envanterinde mevcut mu? Hangi laboratuvarlar bu testi gerçekleştirebiliyor? Bunu listeleyebiliyorsunuz. Laboratuvar ara kısmından direkt laboratuvar ismi arayabiliyorsunuz. Yani spesifik bir laboratuvar arıyorsanız eğer kontak bilgilerine ulaşmak üzere. Direkt bize test talebi gönderebiliyorsunuz. Bunların hiçbiriyle ben uğraşmak istemiyorum derseniz, TRTS zaten bunun için kuruldu. Ben direkt test talebimi TRTS'e göndereyim ve onların uzmanlığını alarak bu süreci yürütelim derseniz direkt test talebi gönderebileceğiniz bir kutucuğumuz var. Onun haricinde de dediğim gibi eğitimlerimiz mevcut ama TRTS'in henüz açmadığı bir eğitim olabilir. Bununla ilgili bir eğitim talebi yollamak isteyebilirsiniz. Eğitim talebi kutucuğumuz mevcut. Ana sayfada faaliyetler, haberler, yukarıdaki slider'ın haricinde haber arşivi. Haritalar kısmı var. Bu haritalar kısmını çok kısaca özetleyeyim. Haritaların üzerinde gördüğü gibi laboratuvar ve etkinlik tabloları mevcut, sekmeleri. Laboratuvar sekmesinde envantere kayıtlı laboratuvarlar, siz laboratuvarınızı kaydederken konum bilgisi girebiliyorsunuz. Haritada şu anda envantere kayıtlı laboratuvarların pinlerini görmekteyiz. İlgili pinin üzerine bastığınız zaman size atıyorum işte en yakın pine bastınız ve yakınınızda hangi laboratuvarların olduğunu görebiliyorsunuz. Özet bir tablo aslında. Yine etkinlikler, laboratuvarların ya da TRTS'in girdiği etkinlikler bu şekilde harita üzerinde pinlenebiliyor. Bir işte COVID yüzünden yapamıyoruz gerçi ama Ankara'da bir konferans burada pinli olarak görünebilir şekilde. Hissedarlarımız ve envanterin genel bir istatistiğinin göründüğü bir counter, bir sayaç gördük sayfanın alt kısmında. Ana sayfa özetimiz bu şekilde. Eğitim faaliyetleri için ana sayfada adım adım ilerliyoruz. Eğitim sekmesine bastığınız anda ilk etapta bütün şu an tamamlanan, kaydı devam eden, planlanan kategori, 3 kategorimiz var. 3 kategorideki bütün eğitimler görülebilir vaziyette. Soldaki filtre tablosundan ilgili filtreleri kullanarak işte tamamlanan, kaydı devam eden ve planlanan eğitimlere tek tek bakabiliyorsunuz. Burada bütün detayı ilgili eğitim başlığı altında listeleniyor. Ürün sertifikaları sayfamız var. Buradaki ürün sertifikaları sayfasının özelliği TRTS'in verdiği sertifikaların burada listeleniyor oluşu. Şu an halihazırda sadece siber güvenlik alanında sertifikasyon süreci yaptığımız için hep siber güvenlik özelinde sertifikalar görebiliyorsunuz. Bu sayfa işte kül kapsamında ya da diğer TRTS ürün belgelendirme faaliyetleri kapsamında verilecek belgelerinde listelendiği bir sayfa olacak. Bu sayfanın bir özelliği de belge doğrulama yapabiliyor oluşunuz. Belgelerimizin üzerinde bir kare kod var ya da işte belge numarası var. İsterseniz kare kodu okutup ya da direkt belge numarası ve diğer belge üzerinde sizden istenen bilgilerin girilmesiyle sertifikanızın doğru bir sertifika olup olmadığını ya da işte gittiğiniz kurumdaki sertifikanın geçerli olup olmadığını buradan doğrulayabiliyorsunuz. Çok özetle böyle hani tek tek sertifikalara bir özet görüntü koyduk. Şimdi üyelik oluşturma, bunun demosunu yapacağız birazdan. Ben bir laboratuvarım ya da müşteriyim. Şöyle bir daha bir oraya tekrar geriye dönelim. Sağ üstten üye ol ya da giriş yap kısmından üye ola basarak şu an üyelik ekranı geldi, kayıt ekranı. Bunu demoda göreceğimiz için burayı çok hızlandırarak geçtik. Zaten birazdan birebir bütün bilgileri girerek bir üyelik oluşturacağız. Gizlilik politikaları, KVKK kapsamındaki onaylar alınıyor ve bir mail onayı düşüyor. Mail onayının burada önemli noktası şu, TRTS olarak aslında en baştan beri hep şeyi düşünüyoruz. Yani biz bu laboratuvarların doğru laboratuvar olduğunu ya da işte sahte üyelik olmayışını nasıl sağlayacağız? İşte kullanıcılara bir SMS mesajı gitsin, hani telefon numarasından doğrulayalım falan gibi fikirlerimiz vardı. En son noktada şuna karar verdik. Yani laboratuvar olduğunu iddia eden kullanıcı kaydı yapsın, ona bir e-posta onayı gitsin, kullanıcı onaylığını versin. Daha sonra sistem otomatik kaydı oluşmasın, bizim süpervizörlüğümüze ilgili kayıt gelsin ve biz kontrol edelim. Gerekirse laboratuvarı arayalım telefonla, gidelim ziyaret edelim eğer lokasyon olarak ve şartlar dahilinde uygunsa. Ve biz cidden onay veriyorsak, en son bu yönetici panelinden onayımızı verelim gibi bir sürece
gittik daha doğru olacağını düşündüğümüz için. Bu nedenle en son siz mail onayı yapsanız bile TR Test'in admin onayı vermesi gerekiyor üyeliğinizin onaylanması için. Peki kaydı yaptım, her şeyim tamam. Login oluyorum şu anda sisteme. Login olur olmaz laboratuvarsanız eğer karşınıza bir bilgi geliyor. Test takvimi uyarısı. Size şöyle bir şey dikte ediyor aslında bu pop-up ekranı. Eğer test takviminiz güncel değilse, siz güncellemiş olabilirsiniz ama yeni test istekleri ya da yeni test takvimi sürekli geliyor bir laboratuvara. Her girdiğinizde eğer yakın zamanda bir takvim güncellemesi yapmadıysanız test takvime git ve güncelle ya da test takvim bilgim yok, yeni bir test bilgim yok seçeneğini seçeceğiniz bir ekran geliyor. Bu tamamen takvimin güncel tutulması için bizim açılışa özellikle koyduğumuz bir pop-up ekranı. Şimdi laboratuvarım ve profil ayarlarına gidip ben laboratuvar bilgilerimi yani işte profil fotoğrafı veya daha doğrusu firma logosundan tutun da diğer alt bilgileri gireceğim, iletişim bilgilerini gireceğim kısma gidiyoruz. Ayarlardan profil ayarlarına bastık. Birazdan yine bunun demosunu yapacağız sıfır bir laboratuvar kaydedeceğimiz için. Burada yetkili TC kimlik numarasından tutun da aşağıdaki CV'ler, sertifikalar, uzman CV'leri, işte sizin bulunduğunuz konum, ilgilendiğiniz ülkeler, uzmanlık alanları, yapabildiğiniz testler, teknolojiler gibi aslında bizim ekosistemde ihtiyaç duyduğumuz yani bir laboratuvarın da laboratuvar kabiliyetlerini pazarlanırken ihtiyaç duyabileceği bütün bilgileri buradan laboratuvardan istiyoruz. Bunların bir kısmı gerekli alanlar, zorunlu alanlar, bir kısmı zorunlu olmayan alanlar ama tabii ne kadar çok bilgi o kadar isabetli filtre demektir arama kısmında. Biz demo bir işte Hakasan özelinde bir kayıt oluşturmuştuk. Ana sayfada gösterdiğimiz gibi bir harita konum uygulamamız vardı. Burada Hakasan'ın konumunu aratarak ilgili sekmede girip haritada işaretlettiriyoruz. Siz adres girdikte zaten sistem sizi hani çok yakın adresleri yönlendirecek Google entegrasyonuyla çalıştığı için. Hani bunu mu demek istiyorsunuz gibi bir adresleme rehberi yapacak size. Test güvenlik belgesi var mı yok mu, yurt dışı anlaşması var mı yok mu gibi bilgileri girdik ve kaydettik laboratuvara. Şimdi laboratuvar kaydımız yapıldı. Peki iletişim bilgilerini de girdik. Şimdi devamında bir laboratuvar neyi girmeli? Standart yani test kabiliyetleri var ama hangi standartlarda kabiliyetleri var? Biz bu kabiliyet kısmını 3 aşamaya ayırdık. Yeni daha isabetli filtre, arama filtresi yapılabilmesi adına. Şimdi öncelikle laboratuvar test kabiliyetini eklemeye başlıyor. Bu test kabiliyetinden kastımız aslında en üst çerçevede işte standartlar ve standartlar üzerinde standartlara ait prosedürlerin seçilmesi. Birazdan bu aşamaları işte MIL-STD için demo hesabımızda yapacağız. Bu 810'lar için, 461'ler için. Burada biraz daha TS özelinde bir demo çalışma yapmışız videoda. Siz yukarıdan kırılım ağacından arama yaparak işte mevcut standartlarınıza ait keywordleri girerek şu an mesela işte TS 148 girildi. TS NSO 148'in bulunması için. Bu girden keyword'e ait test kategorilerinin altında test standartları çıktı. Siz size uygun olanları bulduğunuz işaretlediniz. Sağ tarafta seçili test kabiliyetleri çıktı. Bunlar bu laboratuvarın kabiliyeti olan standartlar. İlerledik ve kaydettik. Şu an test kabiliyetlerimizi görüyoruz. Şimdi test kabiliyetimizi girdikten sonra cihaz ekleyeceğiz. Elimizdeki cihazlar bu test kabiliyetlerini gerçekleyebileceğimiz test cihazlarımız neler var? Bunları giriyoruz. Burada cihaz adından, cihazın modeline, cihazın kalibrasyon tarihine, cihazın özelliğine. En önemli bilgi şu, burada bir pauslamak istiyorum. Yine birazdan demosunu yapacağız gerçi ama.
cihazın en uzunluğu, yüksekliği, boyu. Yani bize gelen test taleplerinde de bizim her şeyden önce ilk sorduğumuz şey elinizdeki numunenin ölçüleri. Çünkü bu teste girecek numune sonuçta bir cihazın içine girecek ve cihazın hacminin onu karşılayabiliyor olması gerekiyor. Bu noktada bizim cidden laboratuvarda hani test kabiliyeti falan olabilir ama öncelikli isteğimiz elinizdeki cihazın bilgilerini girin. Yani bilgilerden kastımız tabii teknik bilgiler ve bu en boy yükseklik gibi fiziki bilgileri. Zaten yani özellikle göreceğiniz gibi işte menşei kısmı mesela çok gerekli bir alan değil ama cihazın en boy yükseklik bilgileri gerekli. Kalibrasyon tarihi mutlaka gerekli çünkü kalibrasyonunun güncel olması, en azından kalibrasyon tarihinin görülebilir olmasını istiyoruz. Mesela burada kasıtlı olarak 50x10 gibi bir hatalı bir giriş yaptık. Burada sistem bize hemen uyarıyor. Lütfen geçerli bir sayın. Yani çarpı gibi bir şey kabul etmiyor. Çünkü aşağıda size boy ve yüksekliği ayrı ayrı soracak. 3 ayrı sekmeden o verileri alıp daha sonra hacim bilgisini bizim yönetici panelimizde bize gösteriyor olacak. Çok özür dilerim. Bir araya girebilir miyim? Peki. Ben bir başka toplantı için ayrılmak zorundayım. Size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İlhan Bey. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Hatta şurayı kaydıraçla birazcık ben hızlandırayım. İşte kalibrasyon tarihini girdik videoda. Cihaz özelliğini girdik, teknik bilgileri. Bu bilgi dediğim gibi bizim admin tarafında, yönetici tarafında bizim cidden hayati öneme sahip. Gelen teklifleri doğru yere yönlendirebilmemiz adına bizim için çok kıymetli bu kısımlar. O yüzden de gerekli zaten bu bilgileri istiyoruz bir şekilde. Şimdi girilen cihazı ben nerede kullanacağım? Az önce ISO 148 gibi bir kabiliyet girmiştim. Bu cihazı o kabiliyetimle eşleştirdim test kategorisini seçerek. Şimdi son aşamada test talebi oluşturma. Yani tam laboratuvar bilgileri giriyor ama ben müşteri ya da işte test ihtiyacı sahibi olarak çünkü belki laboratuvarın da ihtiyacı olabilir. Teste kategorize etmek doğru değil o yüzden. Bir test ihtiyacı sahibi olarak test yaptırmak istiyorum ve bu süreci nasıl yürüteceğim? Yine test talebi oluştur sekmesinden birazdan yine demosunu yapacağız bunun. Test talep formu sayfamız önümüze geliyor. Öncelikle yine daha önce de gördüğünüz gibi, gösterdiğimiz gibi yukarıdaki arama kutusundan ya da ilgili kategori kırılım ağacından bir kırılım ağacımız var. Şöyle tekrar yukarı gideyim. Arama çubuğundan istediğiniz şeyi aratıp bu aşağıda filtrasyon yapabilirsiniz. Ya da direkt çevresel test. Bakayım çevresellerin içinde neler varmış. İşte tüm standartlar, envanterdeki bütün ilgili kırılımdaki bilgiler dökülecek önünüze. Burada hemen hızlıca işte MİSET-810G'yi seçiyoruz. Metot 501.5. Bunu yapan kimler var? Şimdi test yapabilecek laboratuvarlar bu bilgiye sahip bizim envanterimiz dahilindeki bütün laboratuvarlar sağ tarafta listeleniyor. Burada TÜRKAK arama sonuçlarını da görebiliyorsunuz. Şu an bu videonun çekildiği an itibariyle sistem entegre edilmemiş vaziyetteymiş ama yani dilerseniz TÜRKAK'taki laboratuvarları da görebilir durumdasınız. İşte bir tane daha standart şey metot seçildi. Bu metotla ilgili yapan firmalar da aşağıda listelendi. Metot 501 için işte Pavotek'i şu an sağ üyesi olduğu için de Pavotek örneğini vereyim. İşte GCN'de aynı şekilde Sebahattin Bey'lerin laboratuvarını seçebiliriz. Test yaptırmak istediğimiz tarih, burada testin açıklaması, ürünün açıklaması, ürünün markası, ürünün adı, teknik özellikleri, yine en boy yükseklik gibi birimsel bilgiler, ölçüler, testin yapılması istediği tarih ve test raporunu fiziksel dijital kopya olarak istiyorum ya da gizlilik gereği sadece fiziksel istiyorum. Dijitalde tutma gibi iki seçeneğimiz var. Yüklemek isterse müşteri, test ihtiyaç sahibi kendi test dosyasını ve ürüne ait dosyayı, yani burada test prosedürüne ait elinde bir PDF olur, bir prosedür listesi olur, onu paylaşabilir. Ürünle ilgili teknik data spek içeren bir katalog bilgisi gibi şeyleri içerebilir. Ekleyebilir. Nihayetinde gönder dediği anda bu admin onayına
ilgili şey düşüyor, test talebi. Biz yönetici tarafında ne yapıyoruz? Yönetici tarafında ilgili test talebini ilgili laboratuvara eğer girilen bilgiler gerçekten eşleşiyorsa, yani bir işte yine burada bir TRT süpervizörlüğü söz konusu. Bu süpervizörlük neticesinde ilgili test ihtiyacı, ilgili test kuruluşuyla eşleşiyorsa gerçekten firmalara bir bildirimde bulunmuyoruz. Direkt bir çalışma grubu oluşturuyoruz iki kuruluş arasında. Eğer uymayan bilgi varsa zaten orada TRT süpervizörlüğü giriyor. İlgili firmalara falan bunun bilgisi gidiyor. Mesela biz Nanobiz laboratuvarıyla böyle bir çalışma grubumuz var. Burada videoda bunun yine sonra demosunu yapacağız ama videoda bir örneğini görelim. Çalışma grubunda neler var? Çalışma grubunda laboratuvar var. Yani test talebi oluştu, laboratuvara gitti. Laboratuvar doğru bir laboratuvar. O testi gerçekleştirebilecek bir laboratuvar. Ve çalışma grubu oluştu. Çalışma grubu oluştuğu andan itibaren bu çalışma grubunda test laboratuvarı, test ihtiyaç sahibi olan müşteri ve TRTS var. Şimdi bu çalışma grubunda ilgili paydaşlar eklendi ve çalışma grubu oluştuğu andan itibaren ekosistem içi yazışma, bir WhatsApp misali, bir grup konuşması aşağıda adım adım saati ve tarihiyle beraber anlık mesajlaşma, instant messaging dediğimiz şekilde işliyor. Bunun haricinde ilgili çalışma grubundaki katılımcılar birbirleriyle doküman paylaşabiliyor. Bir Google Drive misali, birazdan yine örneğini göreceğiz. Klasör oluşturarak, hani alt klasör, klasör, klasörün içinde işte atıyorum teklifler klasörü, sözleşmeler klasörü gibi klasör oluşturarak birbirleriyle dosya paylaşabiliyor. Bir not panosu kullanabiliyorlar, ortak bir not panosu. Tabiri caizse bir Kanban board gibi işte hani post-itlerle veya şeylerle, bir post-it misali ufak kutucuklarla kısa kısa notlar tutabiliyorlar. Toplantı set edebiliyorlar. İşte hani ben Alper Kralım, işte Güven Şentürk diğer yazılımcı arkadaş, yazılım mühendisimiz. Ben toplantılarıma girip bir et işareti koyup Güven Bey'in adını yazdığım anda Güven Bey'e toplantıya ekleyebiliyorum. Bu kadar da rahat toplantı oluşturmak. Nihayetinde burada çalışma grubu içerisinde paydaşların bir araya gelip bu test faaliyetini beraber icra ettikleri bir iş ortamı oluşturmuş oluyoruz. Ekosistemin aslında en önemli hem nihai hem de en önemli adımı burası. İşte paylaşılan dokümanlar dediğim kısımdan şöyle bir örnek görelim. İşte bir teklifler klasörümüz varmış. Ve buradaki bütün teklifler klasör, 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 klasör listeleniyor ki hani burayı tabii nasıl aranje edileceği paylaşlara kalmış. Bir Google Drive misali bahsettiğim gibi burada dosya paylaşımı yapabiliyoruz. Yine katılımcılara basıp katılımcıları görebiliyoruz. Katılım çalışma grubunun admini direkt şey yönetebiliyor. Bu çalışma grubuna katılımcılar kimler girecek, kimler rol üstlenecek bunları ayarlayabiliyor. Genel videomuz bu şekilde. Yani dilerseniz bir demo sıfırdan bir laboratuvar kaydedip bu bütün aşamaları, şu ekranımı ben şimdilik bir durdurayım, bir demo ile görebiliriz. Hani bilmiyorum katılımcılar böyle bir şey talep eder mi? Aslında webinarın kendi ruhu gereği böyle uygun olacaktır diye düşünerek biz bir canlı demo gösterimde çalıştık ama dediğim gibi vakti uygun kullanmak adına yine bir sormuş olalım. Bence yapalım Alper Bey, daha faydalı yapalım. Olacaktır. Tamam. O zaman yine ben bir ekran paylaşayım, hemen TRT sayfamızı açalım. Hemen ekranımı da paylaşacağım tekrar. Hatta direkt browser ekranında monitörü paylaşayım. Şu an sanıyorum görüntü geldi. Çocukları çekelim buradan. Bir aydınlatma metni bizi karşılıyor tabii ki. İşte artık bu KVKK sağ olsun olmazsa olmazlarımız oldu bunlar. Bunu aşağı inip okudum anladığıma basmadığınız sürece sağ tarafta boş bir yere basıp bu ekranı geçebilirsiniz. Ama bunu okudum anladım demediğiniz sürece bu ekran her seferinde karşınıza gelecek her TRT'si ziyaret ettiğinizde. Okudum anladım dediğiniz anda da işte bir haftalık bir cookie çerezi de iki haftalık tam süresini hatırlamıyorum şimdi. Bilgisayarınıza yerleşecek ve bu ekranı bir daha görmeyeceksiniz. Videoda detaylıca buraları gördük. Çok böyle
tekrar tekrar anlatayım istemem tabii ki ama ana sayfamızın genel yapısı bu. Biz direkt şimdi şu üye ol kısmından bir demo hesabı oluşturup admin tarafını da burada Zeliha Hanım bize onayı verecek. Laboratuvarımız gelip incelemiş bir supervisor olarak. İki ekranımız var. Ben müşteri olabilirim. Yani test ihtiyaç sahibi olabilirim. Ya test cihazı üreticisi olabilirim. Ama laboratuvar değilimdir ya da laboratuvarımdır. İki taraftan sizle ilgili olan kutucuğu işaretleyerek girişinizi yapıyorsunuz. Laboratuvar kayıt ekranımız geldi. Şimdi sırayla gidelim. Ben burayı ilk defa görmüş biri gibi tek 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 bu adımların üzerinden geçeceğim. Ezberi bildiğimiz bir panel artık. Çünkü çok fazla yani bir yıldır üzerine uğraşıyoruz. Ama ilk gören bir göz gibi tekrar her şeye bakacağım tek tek. Tamam, Türkiye seçili. İl Ankara hemen seçelim. Kurum ünvanı, yani TRTS demo yazacağım bugüne ithafen. Bir web sitem var. .com.tr dedim. E-posta adresi biz dün bugüne hazırlık olsun diye bir dummy hesap açtık. Güven Alper Zeliha kod adlarıyla. Gmail.com dedim. Telefon numarası, TRTS'in numarasını vermekte bir beis yok diye düşünüyorum. Şimdi adres bilgimizi girelim. Bu haritada işaretli kısmını şimdi buradan hayata geçireceğiz. İvedik, OSB, Teknopark, yazayım bakayım bir şey çıkacak mı? Haritada işaretli dedim. Ha, konuma gireceğiz mi? Tamam. Şuraya normal adresimizi giriyoruz. Teknopark Ankara, TRTS, kat 13. Konuma da İvedik OSB Teknopark Ankara çıktı. Teknopark Ankara'ya bastım. Haritada işaretliyorum. Buraya bir konum yerleştirdi. Şöyle zoomlayıp bakalım doğru mu yerleştirmiş. Evet, bayağı Teknopark Ankara'yı işaretlemiştikten. Buraya kadar her şey güzel. Firmam, laboratuvarım için her şey yolunda. Kurum yetkilisi Alper Kral olarak girdim. E-posta adresimi bu dummy e-posta adresi gireceğim yine. Ya buraya kendi e-postamı da girebilirim. Bu firmanın kurum bilgilerinden yani login bilgilerinden ziyade benim kurum yetkilisi olarak benim kontak bilgim. Yani bunun bir login kısmıyla kullanıcı girişi kısmıyla bir alakası yok ama kendi e-postamı vermiyorum zaten kayıtlı. O nedenle oluşturduğumuz dummy e-postaya giriyorum. Aynı kurum yetkilisi olarak Ankara'dayım. İstanbul'da olabilirdim. İstanbul şubemiz olsaydı ya da işte Antalya'da olabilirdim belki. Ankara'ya girdim. Telefon numarasını, TRTS'in numarasını giriyorum. Normalde cep telefonumu girerdim buraya. Aşağıya yine cep telefonumuş gibi TRTS'in numarasını gireyim. Şimdi parola belirlemem gerekiyor. İşe girdim ama bakalım kabul edecek mi? Şu şifreyi de göstereyim. Kullandığım bir şifre değil, o yüzden bilmenizde bir sakınca yok. Kiral, soy ismim 9812 ünlem diye işte rakamlardan son iki, ilk iki rakamı girerek bir de ünlem koyarak bir parola oluşturdum. Kabul edeceğini düşünüyorum. Yine bu aydınlatma metinlerini aşağı inip onayladım diyeceğim. Şimdi parola politikasını aslında basıp benden nasıl bir şey istediğine bakabilirim. Türkçe karakter içermemelidir. Yok. En az 8 en fazla 16 karakter sağlıyor. Alfanümerik olmasını istiyor benden bir şekilde sanırım. Aynen öyle. Ama özel karakter içermemeli. Yani ünlemi kabul etmeyecek. Yani içermelidir diyor. Çok pardon. Ünlemi istiyor yani benden. Evet. Şu an için aslında parola politikasına uygun parolam var. Kaydol diyorum. Şimdi eline aslında benim de bir kabul etmem gerekiyor sanırım değil mi? Şey, önce benim bir aktivasyon yapmam gerekiyor. Girdim. Şifremiz tahtada yazıyor. Bakalım. Evet, TRTS'den bir hesap aktivasyonu gelmiş. Online test portalı, TRTS değerlendirme. Hesabınızı şimdi aktive etmek için tıklayın. Tıkladım. Onaylandı. Şimdi bir sonraki aşama 48 saat içinde TRTS'in süpervizörlüğünde benim laboratuvar kaydımın onaylanması. Şimdi Zeliha Hanım'da ilgili onayı bekliyoruz. Evet, şimdi ürün paneline düştü onayımız. Evet, yönetici paneline düşmüş. Evet. Bilgileri inceliyoruz. Gerçekten böyle bir laboratuvar mevcut değil mi? Bakıyoruz. Daha sonra onaylaya da reddet var.
Ona ben burada şimdi Alper Bey'i onaylayacağım. Reddet dediğim zaman da neden reddettiğimle ilgili bir açıklama gerekçe yazıyorum. Ve ilgili laboratuvar mail adresine düşüyor. Onayladım. Bana muhtemelen onaylandığımla ilgili bir mail de geliyor. Düşüyor. Bir ona da bakalım, kontrol edelim. Çünkü 48 saat içinde ya, yani hemen onaylanmamış olabilirdi. Bir kontrolünü sağlayalım. Evet, hoş geldiniz. Maili düşmüş. Hesabım aktive olmuş. Parolam kayıt aşamasında belirlediğim parolaymış. Şu an giriş ekranındayım zaten. Hazırdım aslında. Robot olmadığımı da söyleyeyim. Sağ olsun soru sormadı. Ben bilgimi yanlış girdim herhalde. Ha pardon, evet, ben şifremi farklı girdim, doğru. Size gösterdiğim şifreyi girip buraya başka bir şey girdi. Şimdi test takvim uyarısı, dediğim gibi az önce de hani bu bilgi illaki gelecek karşıma. Öncelikle bir laboratuvar olarak hani yeni kayıt oldum ama şöyle hızlıca bir test takvimimi gireyim. Benim yarın cumartesi, yarın olmaz, 19'unda bir titreşim testi var laboratuvarımın. Titreşim testi. Bunu da GTL firmasına yapacağım, Sebahattin Bey'le. Bir titreşim testi yapacağım. Hemen girdim bunu eklediğe. Mesela 19'unda artık titreşim testim olduğunu ben de T-Test süpervizörleri de görebiliyor. Bu laboratuvarın böyle bir testi olduğunu. Bunu takvim takvim doldurabilirim. Şimdi ana sayfamıza bir tekrar dönelim. Bizi karşılayan ekran burası. Şimdi burada normalde paylaşımların listelendiği bir alan burası. Benim laboratuvar olarak bir ilgi alanı eklemem gerekiyor. Yani aslında bu ekosistem bana nasıl şeyler çıkartacağını gösteren benim bir nevi laboratuvarımın keywordleri olacak. Ben buraya işte balistikle ilgili şeyler ekleyebilirim. Mesela Stanag'ı ekleyeyim. İşte direkt balistiği ekleyebiliyorsam direkt balistik ekleyemiyorum ama eklenmiyor sanırım. Mesela çevresel testlerden MIL-STR-810G'yi işaretleyeyim. Tüm metodlarını falan hepsini koysun buraya. 461'i ekleyeyim. DIO-160'ı ekleyeyim. Şimdi bunları bir kaydedelim. Bu tamamen sosyal paylaşım. Yani T-Test duyurusu olur, diğer firmaların duyurusu olur. Duyuruların benim önüme doğru şekilde gelebilmesi için olmuş bir yer. İlgi alanı kısmı. Şu an kaydediyor sanırım. Aslında ettiğini düşünüyorum ben. Şu an logomuz falan yok. Videoda hatırlarsanız şey vardı, profil ayarları kısmımız vardı. Bir oradan profil ayarlarımızı girelim. Mesela ben buraya TRT'sin logosunu ekleyeyim, bir firma bilgilerimi gireyim, laboratuvar bilgilerimi. Ya şeyde şu belgenin içinde şurada olacak, tamam. Tamam, logomuzu ekledik. TC kimlik numaramı gibi şu 1111 gibi. Görevim burada. Şimdi mühendis, projemiz fark etmez. İşte mesleğim mühendis diyebiliriz. Bilgisayar mühendis çıktı. Siz keyword girdikçe envanterde, database'de kayıtlı ilgili başlığı önünüze getiriyor zaten. Yani sizi çoktan seçmeli bir combo box'a yönlendiriyor. Ülkemiz Türkiye. Üniversite, başkent üniversitesi varmış değil mi? Bunların hangilerinin görüneceğini, görüntülenmesini isteyeceğimi yanlarındaki kutucuklarla seçebiliyorum. Profilimde görüntülensin diye zaten toolbox mevcut.
görevimde görüntülensin. E-postamda görüntülensin. Benle iletişime geçebilsinler. Mezuniyet yılımı girmeyeceğim. Ülke girmiştik zaten. Adresimizi girelim. Burada hazır çıkıyor. Girelim. İlgilenilen ülkeler. TRT'si olarak biz sadece Türkiye ile ilgileniyoruz. Yani test altı envanteri oluşturuyoruz çünkü. Ama işte Macaristan'la bir şekilde hani ilgili olan bir laboratuvar, işte oranın test ihtiyaçlarını falan sağlayabilecek bir laboratuvar. Onlara da girebilir bu ilgilenen ülkeler içerisine. Girelim mesela Azerbaycan'da girelim. Ben Türkiye ve Azerbaycan'daki test aktiviteleriyle, faaliyetleriyle ilgileniyorum. Uzmanlık alanlarını girelim. Çevresel'e girelim. Yapabildiğimiz testlere hani bu balistik diğer siz ekleyebilirsiniz de klavyeyle buradaki artı tuşuyla. Kullanabildiği teknolojiler falan var. Yani biraz daha yazılım tarafı için bunlar sanırım. Daha önce biz Java MVC falan girmişiz. Dediğim gibi yine artıyla ekleyebiliyorsunuz. Yani burada size bir şey çıkartmıyor. Siz kendi keyword'ünüzü ekliyorsunuz. Firmamızı kısaca tanıtmak istersek 255 karakterle tanıtabiliyoruz. TRTS test ve değerlendirme AŞ yazacağım ben şimdi. Detaylı bir şey girmeyeceğim buraya. Dilerse kurum yöneticisi olarak benim CV'mi ve kurumun sertifikalarını veya şahsımın sertifikalarını buraya ekleyebiliyorum. Bana yine KVKK kapsamında SMS, e-posta, MMS ve telefonla iletişime geçmesine izin veriyorum gibi bir şey işaretleyerek kaydediyorum. Aslında kurum kaydını tamamlamış oluyoruz. Kurumsal bilgileri zaten login ekranında girmiştik. Onlar muhtemelen gelecek buraya. Aynen. Pek çoğu geldi. Buraya ek olarak kurum yetkilisi, işte vergi dairesi, mersiz numarası, personel sayısı falan girilebiliyor. Bunlar gerekli değil. Sadece girilebiliyor. Yani bilgi olarak ekleyebiliyoruz. İş ortağı eklenebiliyor yine. İşte ciro bilgileri sekmesi var. Tamamen isteğe dayalı. Girmek isterseniz girilebilecek. Laboratuvarın girebileceği bilgiler. Şimdi bir sonraki aşamada ben laboratuvar olarak buraya kayıt yapıp kendi bilgilerimi girdikten sonra bir sonraki yapacağım ilk şey yani benim kabiliyet ve cihaz test hizmeti ekleme safam olur diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle test kabiliyetini ekleyelim. Yine videoda gördük. Benim test kabiliyetlerim ne? İlgi alanı seçerken de seçtik. İşte hiç aşağıdan uğraşmayacağım. Hatta direkt 810 yazacağım buraya. Sayfa bende. 810 yazayım bakayım neler çıkacak 810 ile ilgili. Çevre deniz analizinde EPA 8100'den dolayı 810'u yakaladı ama çevresel tarafında bir sürü getirdi 1810 diye. Ben bunların hepsini seçmek istiyorum. Tabii hepsini seçemeyebilirim. Yani yapamayacağım metodlar olabilir ama örnek olsun diye 810 genin tamamını seçtim. Bu change'leri falan da var bizim bildiğimiz şeyler. Bunu kaydediyorum. Şu an hala yazılım geliştirme aşamasında bizim bu yazılımımız elbette hem çok ciddi anlamda bir veri yükümüz var. TRTS'in kendi envanterinde yaklaşık 48-49 bine yaklaştı sanırım test kalemi sayısı. Bu ciddi bir miktara denk geliyor. Buna ek olarak TÜRKAK tarafından ve Sanayi Bakanlığı'nın Labs portali tarafından da veriler geliyor. Haliyle bunların hepsi yani yüz binlerce veriye denk geliyor olabilir. Tam sayısından emin değilim şu anda. Bunun indekslemesi birazcık zor. Bunun optimizasyonun içinde şu an hali hazırda arka planda uğraşılıyor. Biz o yüzden birazcık da videoyu hazırladık. Burada yaşanacak bir aksaklıkta ekosistemin bütün faaliyetlerini videoyla gösterebilelim diye. Ekleyebildim acaba? Şöyle bakayım. Ekleyemediyse bir tekrar eklememiş. Tamam, büyük ihtimalle o 810 genin tamamı biraz fazla geldi. Yani deneme 501.5'e ekleyelim. Yüksek sıcaklık testi ekleyelim. Bunun böyle hepsi tek seferde girilmez normalde. Ben hani hızlı geçelim diye şey yaptım ama yüksek sıcaklığı bir eklemiş oldum. Keşke olsa evet. Ha, evet ya yani veri sayısı azalınca kaydı da hemen yaptı. Çünkü bunları direkt eşleştirmeye çalışıyor veri tabanında. O ciddi bir yük sorgular içinde. Yani bir laboratuvar olarak bunu tek tek diğerlerini de eklemiş bu arada. Bayağı hepsini eklemiş cidden. Ha, uzun sürdüğü hepsini eklemiş ama.
Onu da gördük. Şimdi cihazımı ekleyeceğim. Benim ilgili testlerle yani testleri yapabileceğim cihazlarım neler var evimde? Şimdi yüksek sıcaklık üzerinde bu tek tek cihaz eklemeyelim tabii ama ne diyelim? Mesela cihazın adına klimatik kabin diyelim. Mesela marka modelin olsun. Angel Antonio olsun. Modelimiz 2005 diyelim. Ben fark etmez çok fazla. Menşei İtalya olması lazım. Girdim. Ha model evet yılımız da 2005. Şimdi az önce videoda bahsettiğim gibi en boy yükseklik oranları. Şimdi bu cihazın benim eni 2250 milimetre olsun. Burada özellikle milimetre istiyoruz onu. Yukarıda yazıyor zaten. İşte yüksekliği 2180 olsun. Şey boyu. Yüksekliği de yine 2250 olsun. Böyle 2 metreküplük bir cihazım olsun aşağı yukarı. Kalibrasyon tarihim yeni olsun ya. 2021'in Mart'ı, 1 Mart'ı yapalım. Çok fark etmez herhalde o. Cihazımızın özelliği de sıcaklık aralığı -65 ile +85 diyelim. Santigrat dereceler arasında sıcaklık dalgalanması +-1 santigrat derece. Yani 1 santigratlık bir hata payımız var. Yeterli. Yani daha uzayabilir. Dediğim gibi ne kadar çok bilgi o kadar doğru, o kadar isabetli eşleşme demek. Testimizin kategorisine az önce biz ne girmiştik? 1000 STD 810G'nin içinde şuradan bu sefer de kırlı marjından gideyim. 501.5'in içinde yüksek sıcaklık testi. Böyle. Şimdi test hizmeti ekle kısmımız var. Burada da aslında hangi cihazla hangi testi yapabiliyorum kısmı. Ya yani bu çok önemli değil. Sadece bizim süpervizörlük tarafımızda eşleştirme amaçlı elimizi kuvvetlendirebilecek, doğru laboratuvara ulaşabilmenizi sağlayabilecek kısım. Ne dedik? Çevresel yapıyoruz dedik. 810G yapıyoruz. İşte 501 yükseklik sıcaklık testi yapabiliyoruz dedik. İşte elimizdeki test cihazının bileşeninin markası, modeli, yüksekliklerine buraya girebiliyoruz. Açıklamalarına girebiliyoruz. Tesisin adı, hangi tesiste, hangi bileşen. Hatta gidelim. Ne dedik? Klimatik kabin demiştik. Angel Antonio demiştik. 200 santim, 200 santim, 200 santim. Yani demo olduğu için çok olma şey yapmayalım. Bunu bir aslında bir test cihazı, test alanı değil. Ama az önce test cihazı diye test şeyimizi kaydetmemiz için çıkmadım. Test onu uğraşmıyorum ya teknik özelliklerini. Zaten girildi diyelim. Biz öyle görelim onu. Firma adı TR Test. Testin adı TR Test Teknopark Test Merkezi. Böyle bir merkezimiz yok ama demo amaçlı giriyorum. Bileşenin maliyeti girmek zorunda değilim. Sadece ekosistemde bunu TRT bileşen maliyetini daha sonraki yatırımları değerlendirmek adına görebilirse iyi olabilir. Bu bileşenin maliyeti 100 bin dolar olsun. Girmiş olalım. Para birimine girelim şuradan. ABD doları diye. Şimdi ben bu cihazla testin kaç günde ve hangi tarihlerde yapabilirim? Yani şu tarih aralığında ben yarından itibaren bu kabinin Haziran'ın 1'ine kadar müsait olabilir. Bu tarihler arasında kabin müsait durumdadır. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçin diyelim. Peki benim harici test altyapısına laboratuvara ihtiyacım var mı? Bunlar tamamen TRT'de yol gösterecek bilgiler. Bir nevi anket gibi aslında. Şu bileşen maliyetinden itibaren başlayan kısım. Test altyapısı ihtiyacım hala olabilir. Test altyapının akreditasyonu var. Bileşenim taşınabilir. Yani arazide başka bir sahaya götürülüp orada testler yapılabilir. Bir işte askeri alanda atış esnasında bu klimatik kabin kullanılabilir. TRT'nin test altyapısı kazanması planı yok. Test altyapısını kalibre edenin firma akreditasyonu var mı? Yok diyelim. Mesela akreditasyonu olmayan biri kalibre etmiş benim test cihazımı.
Testin konumu da yine Teknopark Ankara dersek çıkacaktır muhtemelen. Benim bu yukarıda bahsettiğim test merkezim yine test TYTES'in olduğu yerdeymiş diyelim ki. Haritada işaretledik. Açıklama girmek isterseniz girebilirsiniz. Şimdi cihazın adı diyor. Az önce klimatik kabin eklemiştik ya. O cihazımı ben yine buradan seçtim. Çünkü bu klimatik kabinle yapacağım bu testi. Kaydet diyorum. Şimdi benim girdiğim test kabiliyetini cihazı birleştirip bir test hizmeti haline getirdim. Bu zorunlu bir alan değil. Dediğim gibi yani burada ne kadar çok bilgi girilirse bu bilgiler bizim laboratuvarla müşteriyi doğru eşleştirebilme adına elimizi kuvvetlendirecek bilgiler. Bu süpervizörlü ve ekosistemin doğru çalışmasını sağlayabilecek bilgiler. Şimdi aslında burada ana faaliyet kalemlerini gördük. Bir sonraki aşamada hani laboratuvar başkanı neler yapabilir ya da ekosistem kullanıcıları başkanı neler yapabilir? Laboratuvar arayıp işte testlere buluşabilir. Az önce videoda gördük. Sosyal kısmı var. Eğitim hizmetleri kısmı var. Bunlardan da kısaca bahsedeyim. Daha sonra çalışma gruplarına geçelim. Bu sırada Zeliha Hanım'dan şeyi rica edelim. Bizi bir test talebi oluşturarak bu yeni oluşturduğumuz laboratuvar bir çalışma grubuna dahil edebilir misiniz? Biz ben sosyal ağ ve eğitim hizmetlerini anlatırken bu sırada bu oluşturduğumuz laboratuvara bir test talebi gelmiş olsun. TRT süpervizörüne Zeliha Hanım ilgili müşteriyle bu laboratuvarı bir çalışma grubunda buluşturmuş olsun. Gelen test talebi uygun olduğu için. Ve birazdan çalışma grubuna giderek zaten şuraya bildirim düşecek yukarıdaki bildirim kısmına test talebiniz geldi ve çalışma grubunuz oluşturuldu diye. O sırada ben eş zamanlı olarak size sosyal ağdan bahsedeyim. Şimdi sosyal ağdan kastımız şu, bu ekosistemi kullanan laboratuvarlar, müşteriler ve TRTest, yani aslında ekosistemin yöneticisi konumundaki TRTest, duyurular, etkinlikler, makaleler paylaşabiliyor, sonunda da bahsettik. Bu paylaşılan yekünün tamamı bana gösterilmesinin çok bir anlamı olmayabilir laboratuvar olarak. Çünkü ben sadece çevresel ve EMI-EMC ile ilgili olabilirim. Ve balistikle ilgili paylaşılan bir şey benim ilgimi çekmiyor olabilir. Şimdi bu noktada ben kurum ve paylaşım takip edebiliyorum. Beni takip eden kişileri görebiliyorum ve paylaşımlarımı görebiliyorum. Yine şu an profil ayarlarından hemen bir ilgili yere gidelim. Şimdi az önce bir sürü ilgi alanı eklemiştik. İlk başta hatırlarsanız o ilgi alanları neydi? İşte balistiklerdi, EMI-EMC'ydi ve çevresel testlerdi. Şimdi burada bu ilgi alanlarıyla paylaşılmış, bu hashtaglerle tabiri caizse paylaşılmış bütün içerikler benim önüme dökülüyor paylaşımlar kısmında. İşte T-Test'in girdiği içerikler, şu an tabii sadece T-Test'in girdiği içerikler var. İşte eğitimler, webinar duyuruları, işte eğitim duyuruları, T-Test'in faaliyet duyuruları. Ama buraya X bir firma çevreselle ilgili bir makale girip bu TYTES onayından geçtikten sonra çevresel kategorisiyle ilgilenen herkesin önüne o paylaşımda düşebilecek. Yine bunu işte TYTES'i takip eden ya da X firmayı takip eden birisi takip ettiklerim kısmından, kurumlar kısmından takip ettiği kurumları görebilecek. Şu an takip ettiğimiz kimse yok. Mesela TYTES'i takip edelim. Bu arada bakıyorum bildirim düştü. Abi şu anda Zeliha Hanım bize eklemiş, bir test talebi gelmiş ve ilgili test talebiyle ilgili bir çalışma grubu oluşmuş. Birazdan bakalım, o burada yanıp yanıp söyleyecek. O beni uyarıyor sürekli bir şey olduğuna dair. Ben şimdi şöyle bir tane paylaşım açayım. Bu paylaşımı takip edeyim. Ama aynı zamanda kurumu da takip etmek istiyorum. TRTest'in nasıl ulaşacağım TRTest'e? Şuradan deneyelim mesela. TRTS diye böyle tamam. TRTS test ve değerlendirme AŞ. Görüntü edelim. Bu kurumu takip et. Şu an TRTS'de takip aldım. Artık TRTS bir şey paylaştığı anda ben özellikle takip ettiğim kısımdan, şuradan sosyal ağ ve takip ettiklerimin içinden kurumlarda TRTS'i göreceğim. Çıktı. Paylaşımlarda da bu paylaşımı takip et dediğim eğitim paylaşımını göreceğim. Şimdi bildirimlerden bakalım ne gelmiş. Bir adet bildirimimiz mevcut. Çalışma grubu. Yüksek sıcaklık test talebi için
grup yöneticisi TVTS admin olmak üzere TVTS admin'le bir diğer kişi var. Ben bu çalışma grubunu onaylayabilirim, reddedebilirim. Onaylıyorum şu anda. Katılımcı olarak eklenmeyi kabul ediyorum, evet. Bir görelim bakalım ne varmış içeride. Şimdi ilgili çalışma grubuna kabul edildik. Şu anda girişimimizi de yaptık. O videoda gördüğümüz ekranı görüyoruz. Şimdi ben buraya hemen ilk etapta laboratuvarımda hiçbir şeyden bilgim yok. Merhabalar, sanıyoruz bir test talebi var. Gerek bir test talebi var. Gönder diyelim. Şu an mesajımız düştü. Şimdi cevap ekleyeceğiz. Zeliha'nın yazana kadar biz şöyle diğer ekranlara bakalım. Katılımcılarda kim var? TVTS admin var. İşte biz varız. Burada bir de tabii haliyle müşteri de olacaktı. Test talebi isteyen firma. Şu paylaşılan dokümanlar kısmına gidelim. Mesela buraya bir yeni klasör ekleyelim. Laboratuvarız ya biz. Teklifler klasörümüzü ekleyelim. Çünkü birazdan teklifte bulunacağım. Teklifler klasörüm hazır. Teklifler klasörümde yeni doküman ekleyebilirim. Yeni bir iş klasörü de ekleyebilirim. Bir tane buraya hemen teklif dosyası ekleyelim. Logomuz olsun. Teklif test teklif dokümanımız. Geldi mi? Tamam. Yüksek sıcaklık test teklifi gelmiş adına kaydet. Ben test teklifinde vardı. Burada tarihi falan görünmüyor. İndirebiliyorum, silinebiliyor. Şimdi bakalım bir şey yazılmış mı? Evet, Zeliha Hanım, merhaba. Test talebiniz mevcut. Dokümanlar paylaşılacaktır yazmış. Ama burada bir ufak Türkçe karakter sorun var. Bunu bir not edelim biz. Bir bakalım. Dediğim gibi sürekli güncelleme halinde olduğu için ufak tefek böyle aksilikler çıkabiliyor. Not panosundan bahsettim. Yani burada karşılıklı artık işte bu instant messaging ve paylaşılan dokümanlar sistematiğiyle faaliyetler yürüyecek ekosistem üzerinde ve TRT süpervizörlüğünde. Not panosu kısmına bakalım. Burada yani ekleyelim ya, yani ekleyince daha rahat görünecektir. 19.04.2020 pazartesi günü müşteri demeyelim. İşte X firmasıyla, bize teklifte bulunan X firmasıyla toplantı ayarlanacak diye bir not yazdım böyle. Bastım, burada Türkçe karakter sorunumuz devam ettiği için şey, ama buraya post-it'imiz düştü. Böyle bir board burası. Dedim ki toplantı set edilebiliyor. Şu an admin ve biz haricinde başka kimse olmadığı için çok anlamlı değil burası, ama toplantı set edilebilen bir yer olabilir böyle şöyle. Hemen bir toplantı oluşturalım. Az önce notumda yazmıştım zaten. İşte başlığımız ne? Test teklifi toplantısı diyelim. İngilizce başlık da koyabiliyoruz eğer muhatabımız bir uluslararası yabancı bir şirketse. Açıklamasını yazabiliriz. Kişiler ekleyebiliriz. Ben buraya dediğim gibi güven bilgi, mesela az önce örneğini verdim. Şekilde güven bilgi ekleyeyim. İşte tarihimiz neydi? 19'uydu. Etkinlik türü bilgilendirme toplantısı olacak. Ülke, COVID yüzünden ne yazık ki ülkeler arası bir şey yapılamıyor, ama ekleyelim. İşte Ankara'da olacak. O zaman açıklamaya da şey girelim. Zoom üzerinden yapılacak. Yapılacağı yere de Zoom'da şöyle. Toplantı için katılımcılara paylaşacağım bir doküman varsa buraya ekleyebiliyorum. Kaydet dediğim zaman bir şey doldurmamışsa İngilizce de istiyor illa bizden. Test meeting diyorum şuna. On Zoom diyelim. Toplantıyı oluşturduk. Bunu katılımcılar şu anda Güven Bey'e de bildirmekte. Katılımcıların bir toplantıdan haberleri var. Şimdi bana bir bildirim daha gelmiş. Toplantı bildirimi, oluşturduğum toplantının bildirimi gelmiş. Bir de mesaj gelmiş. Alper Kral tarafından test teklif toplantısı oluşturulmuştur. Şu mesajı da okuyoruz zaten. Eki yok. Şu an katılımcılara mı gitti? Katılımcılar bilecek ki artık bir toplantısı var, bir toplantı talebi. Yani genel olarak böyle
ekosistemimiz. Aslında hani çok daha fazla iç özellikleri var ama dediğim gibi birçok şeyi geliştirmede, iyileştirmede şu anda çok ciddi çalışmalar var. Özellikle hız konusunda, optimizasyon konusunda çalışmalar sürüyor. Bir de aslında şeyden bahsedelim. Şu laboratuvar aramadan onu videoda örneği vardı ama hani bundan da bir kısaca bahsedelim. Yine sol tarafta mesela 810 titreşimle ilgili bir şey arayacağım ben. Bir titreşim testi arayacağım. Enter'a bastığım anda şimdi burada hız iyileştirmemiz devam ediyor sanırım. Evet, burada hız iyileştirmemiz devam ediyor. Az önce bahsettiğim gibi veri tabanımız inanılmaz bir hale geldi. Özellikle TÜRKAK verileri ve Labs portal tarafındaki verilerle beraber şu an Chrome bile uyarıyor sayfa yanıt vermiyor. Halbuki aşağıda çok ciddi bir indeksleme var. Ama şöyle yani TÜRKAK'ta 10-11 saniye süren arama bizdeki bütün veriler düşünüldüğünde 15-16 saniye civarında sürüyor. Aslında çok kötü değil ama iyileştirmesi her zaman onun farkındayız. Titreşimle ilgili bir sürü şey geldi ama ben ne arıyorum? Ben MilSeed'de 810G'deki titreşimleri arıyorum. Şu ikisini seçeyim, metodlarını seçeyim. Prosedür falan seçmiyorum, direkt metot seçtim. Şimdi laboratuvar bul diyelim. Şimdi TRTS envanterindeki laboratuvarları buldu. TRTS demo az önce girdiğimiz için artık biz de listeleniyoruz titreşim testi yapabilen firmalar arasında. GTD en üste çıktı. Bunun haricinde tamam buradaki firmalar var ama ben çok kesin TÜRKAK'tan bir firma arıyorum derseniz aşağıda TÜRKAK arama sonuçlarını da ayrıca listeliyor. Size TÜRKAK'ta titreşim keyword'u geçen bütün laboratuvarları sunuyor. Bastığınız zaman da bir akordeon yapıyla TÜRKAK'taki o üst bildirilere ulaşabiliyorsunuz. Buraya şimdi bir sonraki aşamada geliştirme sürecindeyiz. TÜRKAK üzerinde de teklif verebilme, TÜRKAK laboratuvarının içinde teklif verebilme opsiyonu gelecek. Yukarıda şurada TR test laboratuvarı için test teklif et butonunu aşağıda da göreceğiz. Şimdi biz GCNTR, işte GTL laboratuvarına bir metot 514.5 için test talebi yollayalım. Ya bir sürü firma var, ben GTL yaptıracağım. Bana yakın işte Gebze'de rahat ulaşabilirim. İşte Akredit'te daha önce çalıştım, güveniyorum diye düşünelim. Bastık. Bir talep formu geliyor bir modul ekranda. İşte test açıklaması, ne diyeyim, askeri taşıma çantası için 810G özelinde titreşim testi ihtiyacı. Ürün açıklaması, askeri tip taşıma çantası. Ürünün adı XXYY diyelim. Ürünün markası TRTS'in çantası olsun. İşte en boy yükseklik olmazsa olmaz. En başından beri söylüyoruz. Sonuçta bu bir cihazda test edilecek ve bu bilgiler mutlaka lazım. Ürünün teknik özellikleri işte hard case diyelim. Gibi gibi bir sürü bilgi girdik. Test için benim testi yaptırmam gereken tarih. Tabii laboratuvar uygun olmayabilir. Onun çalışma grubunda zaten az sonra konuşacaklar. Yani bir çalışma grubu oluşuyordu ya. Şimdi test teklifinin nihayetinde TRT süpervizörüne bir çalışma grubu oluşacak ve orada bu tarihi netleştirecekler. Ama ben ön talep olarak tarihimi ileteyim. Ben bunu 20'sinde başlamak istiyorum mümkünse. Gizlilik gereği de sadece fiziksel kopya istiyorum. Testime dair prosedürlerim varsa basıyorum, o prosedürleri ekliyorum. Müşteri bana bu prosedürleri sunmuş olabilir üretici olarak. Bu testlerden geçmiş olması gerekiyor diye. Ürüne dair teknik datalarımı da yollayıp gönderiyorum. Laboratuvar test talep formu gönderildi. Şu anda artık TRTest şeyi görebiliyor. Benim GTL laboratuvarına yolladığım teklifi görebiliyor, değerlendirecek. Eğer uygunsa az önceki gördüğünüz çalışma grubunu GTL, biz yani TRTest süpervizörlüğü ve müşteri firma arasında oluşturacak. Yani genel olarak ekosistemle ilgili gösterebileceğimiz demo çalışması hani böyle özetleyebiliriz. Çok fazla alt modül var ama dediğim gibi bunlar geliştirme aşamasında, hala iyileştirme aşamasında. O nedenle hani şu an bunları girmek belki çok doğru olmayabilir. Ama ekosistemimizin ana faaliyetleri aktif durumda. Genel durum bu. Sormak isteyeceğiniz bir şey varsa ekran paylaşımını durdurmadan onları da gösterelim ya da cevaplamaya çalışalım. Yoksa ekran paylaşımımızı durduralım. Alper Bey, bir de MES yani kütlesel veri girişi ile ilgili de kısa yolumuz vardı. İsterseniz onu da söyleyebilirsek eğer. Yani eğer ki çok fazla cihaz ve şey varsa bunların tek tek girilmesi elbette ki zaman alacaktır. Evet. Bununla ilgili de aslında bir arayüz oluşturmak üzere size konuşmuştuk Metehan Bey. Ama evet, bu arayüzü henüz hayata geçiremedik. Yani sağ üyelerin en azından
MES şekilde bu dump veri yani toplu veri girebilecekleri bir alan oluşturalım istiyorduk. Ama henüz oluşamadı. Ama bunun veri tabanı hazır. Bir Excel tablosu paylaşılmıştı sağ üzerinden hatırlarsanız. Yine evet. Excel tablosu yani aslında firma için aynı iş yükü. Buraya ekrana da girmek, Excel tablosuna girmek aşağı yukarı aynı iş yükü. O Excel tablosu hala bizim için geçerli. Veri tabanımız ona göre kurgulanmış durumda çünkü. İlgili Excel tablosunu isterseniz buradan chatten ya da bir mail ortamında tekrar paylaşabiliriz firmalarla. Oradan gelecek dönüşleri de hemen biz buraya veri tabanından direkt SQL sorgularına aktarabiliriz. Hani şu an bizim geliştirme aşamasında elimizi çok daha kolaylaştırıyor böyle yapmak. Ek bilgi olsun diye bu daha sonra bu webinarı izleyecek olan arkadaşlarımız olursa eğer böyle bir opsiyon olduğunda bilsinler diye eklemek tabii istedim. Tabii tabii. Yani muhtemelen şuraya ben linkini URL'ini gireyim. Bu URL'den aktif etmiş oluruz. tretretes.com.tr/ daha sonra izleyecekler ve bu modül hayata geçtikten sonraki aşama için konuşuyorum. / saha yazdıktan sonra ilgili arayüze ulaşabilirler. Şu an aktif değil tabii ki ama biz bu link üzerinden bunu aktif ederiz. Böylelikle çok kolayca veya ne yaparız ama yok böyle olması daha doğru. Tamam. Bu link üzerinden hayata geçiririz. Teşekkür ederiz bilgilendirme için. Biz teşekkür ederiz. Başka soru var mıdır acaba? Hemen onları da cevaplandıralım. Soru sorabiliyor muyuz acaba? Tabii ki Necmi Bey. Alper Bey, biz dün görüştük sizle. Evet, evet. Teşekkür ederim Ayşegül Hanım'a ve Alper Bey'e. Hem sunumlar için hem de çok detaylı. Biz tabii bu yoğun yaptığınız sunumla ilgili değil ama ben bu kalifiye ürün projesiyle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Bu kalifiye ürün projesinde SSB ile zaten koordineli başlatılan bu projede böyle bir kalifiye ürün listesine girmemizin bize getireceği avantajlar ne olacak? Yani biz bu işlemleri yaptık, sonunda bu kalifiye ürünü aldık. Sonunda bizim avantajlarımız ne olacak? Bununla ilgili bir şey var mı? Öngörü ya da alınan kararlar? Necmi, öncelikle şunu söyleyeyim. Hani tabii bu net böyle olacak diye konuşmuş bir şey değil ama bu projenin zaten hayata geçmesinin, projenin başlamasının ana amaçlarından birisi olduğu için rahatça söyleyebilirim. Aslında bu kalifiye ürün olma kısmı firmaları şeyden kurtaracak bir bakıma. Yani savunma sanayine ürün verirken eğer kalifiye ürün belgesi ve yani kül listesindeyse bu ürün direkt alınıp kullanılabilecek hani tekrardan bir kalifikasyon muayene sürecinden geçmemesi için bu süreç, bu proje başlamış durumda. Hani öncelikle en büyük avantajı bu olacak. Dediğim gibi siber güvenlik tarafında da aslında çok kapsamlı şekilde, benzeri bir şekilde proje yürüdü siber güvenlik ürünleri özelinde. Oradan örnek vereyim. Mesela T-Test onayı almış, ürünü bulup sertifikası almış siber güvenlik ürünleri şu anda DMO kataloğunda da listelenebiliyor. Ve hani firmalar, İşte atıyorum bir kamu kuruluşuysanız ve bir siber güvenlik ürünü ihtiyacınız varsa alacağınız ürün ailesi mesela bir firewall cihazı alacaksınız ve hali hazırda yerli firewall üreticilerinden TTS ürünü bulup sertifikası alan bir ürün varsa öncelikle bunu almanız dikte ediliyor. Hani ürün almış bir ürün, onay almış bir ürün yoksa ürün ailesinde tabii yine tercih firma yakalıyor ama öncelikli olarak tercih ürün onayı, TTS ürün onayı almış ürünlerin tercih edilmesi yönünde. Yani firmalara sağlayabileceği bu iki avantajı söyleyebilirim. Bir tanesi de Necmi Bey, yurt dışına çıkaracaksanız evet. Bu ürünü, malumunuz sizin memlekette kullanılıyor mu diye sorusuyla karşılaşıyorsunuz. Ya da sizin ordunuzda kullanılıyor mu diye. Bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Bizden alacağınız bu ürün uygunluk sertifikası ya da kalifiye ürün listesinde olmanız bir yandan da bu soruya da cevap verir hale getirecek sizi. Kullanılmıyor ama bir otorite tarafından onaylı, benim ürünüm onaylı diyebileceksiniz. Anladım. Yani YETEN'de mesela olmamızın bir en büyük avantajlarından olabileceği bize söylenen SSB tarafından şeylerden biri. Biliyorsunuz burada ana yükleniciler, özellikle ana yüklenicilerin alt yüklenicileri seçerken bu portali kullanarak buradan önceliklendirmesi. Ben hani bu anlamda bir kalifiye ürün listesine de girmemizin bu seçicilik anlamda da bir şey olacak mı? Açıkça onu da merak ediyordum. İkinci sorum da şu.
Bizden şu anda bu projeyle ilgili şartname ve prosedür isteniyor. Bu göndereceğimiz şartname prosedür bilgilerinin, bilgileri kimlerle paylaşılacak ve bunun güvenliğiyle ilgili, güvenlik derken hani yani burada vereceğimiz bilgilerin kimlerle paylaşılacağı ve bunun anlatabiliyor muyum? Yani verdiğimiz bilgilerin derecesine göre güvenliği nasıl sağlanacağı hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Hemen onu da söyleyeyim. Burada özellikle firmalara bu soru geldiği zaman ilettiğimiz ilk şey şu. Buradaki bilgiler kimseyle paylaşılmayacak. Buradaki bilgilerin tamamı, yani sizden gelecek şartname, test prosedürü gibi çok ciddi gizlilik kaydı içeren belgelerin, dokümanların tamamı T-Test özelinde kalacak. Hatta bu biliyorsunuz yani test güvenlik belgemiz mevcut. Bir güvenlik dalımız da mevcut. Burada internete açık olmayan, tamamıyla internet ortamından kapalı bir kapsül içerisinde proje bilgisayarlarımızda tamamen kül projesi özelinde çalışmak üzere depolanıyor olacak. Gelecek şartnameler ve prosedürler. Yani hiçbir yerde paylaşılmayacak, tamamen T-Test'in bu çalışmayı yürütebilmesi için kullanılacak dokümanlar olacak. Ama benim bildiğim kadarıyla bunların oluşturma sürecinde bir takım paydaşlarla şartname ve prosedürlerin oluşturma süreci var. Yani evet. Paylaşım olacak. O paylaşımlardaki şey nasıl sağlanacak? Bunu demek istiyorum. Yani kimlerle ve nasıl sağlanacak? Bu paylaşımlarda sizden gelecek dokümanların hiçbirisi paylaşılmayacak. Oradaki paylaşılacak şeyler bizim siber güvenlik tarafında da yaptığımız gibi kriter setleri, şartnameler oluşturulurken yani firmalardan gelen şeyler paylaşılıyor olmayacak orada. T-Test'in kendi yazdığı, kendi oluşturduğu şartname taslağı ve test prosedürü taslağı üretici firmalarla mutabakat için daha sonra SSB onayının alınması için SSB'nin kurduğu şartname onay komisyonuyla paylaşılacak. Paylaşılan şey tamamen T-Test'in kendi oluşturduğu kriter seti olacak. Bu siber güvenlik tarafında da böyle yürümüştü. Oradan da örnek vereyim. Siber güvenlik tarafında siber güvenlik ürünlerinin etiketlenmesi projesinde ortada kriter setleri, şartnameler yoktu. Tüm üretici firmalar, ilgili ürün ailesi için üretici firmalar TRTS moderatörlüğünde ve SSB çatısı altında bir araya gelerek toplantılar yapıldı. Üretici firmalar bu özellikler olmazsa olmaz dedikleri özellikleri bildirdiler. Bir kriter seti, tabiri caizse aslında bir şartname, ürün şartnamesi niteliğinde bir kriter seti oluşturuldu. Daha sonra bu kriter setleri paylaşıldı. Yani buradaki paylaşılacak, bilgi alışverişine sunulacak şey TRTS'in kendi oluşturduğu şartnameler olacak. Bunu da önce üretici firmalara mutabakat amaçlı itiraz süresi hani veya ekleme, revize etmek istedikleri bilgiler varsa onları sunabilmesi için bir ön işte itiraz süresi amaçlı paylaşım olacak. Bu süreç tamamlandıktan sonra da üretici firmalarında görüş alınmıştır diyerek SSB ile ilgili şartname, ilgili çalışma paylaşılarak şartname onay komisyonuna sunulacak. Peki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka soru var mı acaba? Şöyle biraz bekledik ama. Soru yok sanıyoruz. Yani bizim tarafta anlatabileceklerimiz bu kadar. Bilmiyorum, aynen. Demek istediğiniz bir şeyler var mı? Aşkı Hanım, Zeliha Hanım, Güven Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. O zaman dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. TRTS olarak çalışmalarımız bu şekilde. Pek çok çalışma var ama hani bugünün bu webinar özelindeki anlatabileceklerimiz bu kadar. Başka soru yoksa da biz teşekkür ederim. Dinlemeye geçelim. Alper Bey çok teşekkür ediyoruz. Ayşegül Hanım ve TRTS'teki diğer arkadaşlara da emekleri için teşekkürler. Ben biraz geç katıldım. Ondan dolayı öncelikle özür dilerim. Sonradan entegre oldum. İlhan Bey giriş yapmıştı zaten. Bununla ilgili herhalde başka bir soru yok. Ancak iletişim için zaten sizlerin iletişim bilgileri hali hazırda mevcut. Bu webinarın birincil amacı Saha İstanbul'u TRTS dahil tüm test sertifikasyon komitesi dahil anlamında söylüyorum, yanlış olmasın. Tüm komitelerdeki üyelerin ki şu an 620'ye ulaştık. Altyapılarının bu veri tabanına girilmesi ve bu ekosistemin
canlı tutulmasına dair bir amacımız vardı ve buna daha sonra üyelerimizin herhangi bir web ortamından tekrar YouTube'dan olabilir. Tekrar izleyerek kafasına takılan sorularda bir rehber döküman haline gelmesi, rehber bir video gelmesi bu konuda bizim için öncelikliydi. Burada toplantıya katılan tüm Sağ İstanbul üyelerine öncelikle teşekkür ediyorum. Bunun dışında bize söyleyeceğiniz herhangi bir şey yoksa eğer toplantıyı da bitirmek üzere müsaade isteyeceğim. Herhalde farklı bir şey yok, soru yok anladığım kadarıyla. Müsaadeyle Hakan Bey sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Alper Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Yani söyleyeceğim farklı bir şey yok. Tamam. Tamamdır. Herkese zamanı için, anlayışı için teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Hayırlı günler.